Darüselam Tanzanya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, bugün nerede miyiz? Bugün Levant'teyiz. Levant arkadaşlar, Tanzanya'nın en şık ve en lüks restoranlarından bir tanesi. Yerin nerede? Tabii ki Masaki'de arkadaşlar. Yani şöyle size söyleyeyim, şöyle arkada zaten lokantanın yerini az çok gördüğünüz zaman ne kadar şık ve pahalı olduğunu birazcık da kavramanızı istiyorum. Drone arabaları size takdim edeyim. İşte burada Mercedesler, arkamda Range Rover'lar falan vesaire, burada hep böyle lüks arabaları görürsünüz. Genelde iş adamları ya da işte yurt dışından gelen işte böyle zenginler ya da Tanzanya'nın yerlisi olup da böyle zengin olan Araplardan tutun işte Tanzanya'nın yerlileri sürekli buraya gelip burada takılırlar. Bütün meşhurlar da gelip genelde burada takılıyor arkadaşlar. Hatta öyle takılan insanlar var, yani buraya ne zaman gelsem içeride garanti ve kesin Türk abilerimle de karşılaşıyorum. Şu an içerisi dolu. Yaklaşık 5-6 tane Türk abilerimiz var. Ama onları rahatsız etmek istemiyorum. Hepsi şu an kendi masalarında oturmuşlar. İş görüşmeleri falan yapıyorlar. Şuralarda çok fazla var. Arkadaşlar şu bölümü komple olduğu gibi bahçe. Bahçe bölümünde gün içerisinde gelip burada kahvelerinizi falan vesaire yudumlayabilirsiniz. Çok güzel ve şık ve nezih bir ortam. Şöyle size göstereyim. Mis gibi havuzu var. İç kısmını size göstermek istiyorum ve burada çok efsane yemekler var arkadaşlar. Serdar abim, kolay gelsin, nasılsınız? Kardeşim, Türkiye'ye selam söylemek ister misin? Selamlar kardeşim, selamlar Türkiye'ye. Kolay gelsin abi, görüşürüz. Serdar abi klavyelendir. Burada da zaten kendisiyle karşılaştım tesadüfen. Eşim bugün niyetliydi, o yüzden orucunu açmak için buraya kendisini getirdim. Bu da iç kısmı arkadaşlar. Şu şekilde, eğer dışarısı çok fazla bazı durumlarda sıcak olabiliyor. Burada yediğimde klima çalışıyor. İçerisi çok serin. Gelip burada toplantılarınızı yapabilirsiniz. İçerisi gayet ferah ve büyük ve geniş bir mekan arkadaşlar. Yerin ismi Levant. Hangi mutfaklar diyorsanız Arap mutfakları ağırlıklı var arkadaşlar. Bu video bu arada %100 telif yiyecek çünkü arka fonda müzik çalıyor. Bunu da YouTube'a yüklediğim zaman %100 genelde telif yiyorum. Yemekleri falan çok güzel arkadaşlar. Arap yemekleri, Arap mutfağının birçoğu var. Ve biliyorsunuz Arap Lübnan mutfağı biraz Türk mutfağına yakın. Yani lahmacundan tutun ama Arap versiyonu arkadaşlar. İşte kebap, onun haricinde işte bir sürü ızgara çeşitleri. Yine Arap ürünleri, menüsü bayağı bir zengin arkadaşlar. Hatta Instagram'dan da burayı bulabilirsiniz. Instagram sayfalarından da takip edebilirsiniz. Orada sürekli yemeklerin fotoğraflarını da paylaşıyorlar. Yeri arkadaşlar Masaki'de, dediğim gibi akşam gece saat 11-12'ye kadar açık oluyor. Haftanın her günü burası açık. Levant kesinlikle çok güzel bir yer. Dediğim gibi nezih bir yer. Burada böyle sanki kendinizi Türkiye'deymiş gibi hissediyorsunuz. Ama fiyatlar yüksek arkadaşlarım, peşinden söyleyeyim. Yani Tanzanya şartlarına göre biraz fiyatlar yüksek. Bunun haricinde bir de yani Türkiye'ye göre bir yorum yaptığınızda, böyle bir fiyat araştırması yaptığınızda, yani ben Türkiye'de bununla neler yerim neler diyeceksiniz otomatikmen. Ama bunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar ki burası lüks bir lokanta, burası lüks bir restoran. Bu yüzden fiyatları bu şekilde yüksek. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Hani hep derim, bir şeyi yemeye para vereceğiniz zaman eğer karşılığını kesinlikle eğer alabiliyorsanız, pahalı olsa da sıkıntı yok. Yani Nusret gibi düşünün. Nusret pahalıdır ama yediğiniz yemeğin hakkını verir yani. Burasını da o şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada her şey pahalıdır. Bu lokantada, bu restoranda her şey pahalı. Ama hakkını alırsınız arkadaşlar. Tabii ki bazı durumlarda neticede yemek, lokanta sektörü belki beğenmeyebilirsiniz. Beğenmediğiniz zaman muhakkak söyleyin. Hemen sizin için ücretsiz bir şekilde de değiştiriyorlar. Hadi bakalım. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videolarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Evet arkadaşlar, burada sizi dünyalar tatlısı bir kızla tanıştırmak istiyorum. Öncelikle kendisine soralım bakalım. İsmin ne senin güzel kız? Debola. Debola, sen nerelisin? Nerelisin sen? Tanzanyalı mısın? Evet. Sen Türkçe biliyor musun? Evet. Hadi bakalım, konuşmak ister misin? Ne konuşmak istersin şu an Türkiye'ye? Bir şeyler söyle. Hı? Utanıyor musun? Yok. Utanmıyorsun değil mi? Sen Türkçe biliyorsan konuş bakalım. Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. En büyük kim? En büyük kim? En büyük. Beşiktaş. Başka büyük yok değil mi? Kendisi arkadaşlar bu arada fanatik Beşiktaş'tı. Evet. Hatta bir maç sanırsam Fenerbahçe, geçen yılki Fenerbahçe Beşiktaş maçında meşhur olmuştu. Tanzanyalı birisi olarak
bir video paylaşmışlar. Onu da bütün Türkiye'de paylaşılmış o videosu. O şekilde meşhur olmuştu Deba. Deba sen kaç yaşındasın? 3 yaşında. Şu an 4 gösteriyorsun ama. Ha? Bu 4 mü yoksa 3 mü? Hangisi? Bu mu? Bu mu? Evet arkadaşlar 3 yaşındaymış. Allah senin nazardan saklasın. Bizim Süleyman abimizin yeğeni kendisi oluyor. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Bayılıyorum. Buraya geldiğimiz zaman ona da böyle bir şekilde konuşuyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin Türkiye'ye? Ne söylemek istiyorsun mesela? Bu arada Türkiye'de sen hangi şehirlere gittin? Hatırlıyor musun? Türkiye'yi gezdiğinde hangi ülke şehirlerine gittin? Nereye gittin? Balıkesir'e gittin değil mi? Sonra nereye gittin? Hatay'a gittin. Ankara'ya gittin mi? Ankara'ya gittin mi devamlı? İstanbul'a gittin mi? Peki Türkiye'de en çok neyi çok sevdin? Hı? Hatırlıyor musun? En çok neyi sevdin Türkiye'de? Beşiktaş. Beşiktaş. Sadece Beşiktaş'ı sevmiş arkadaşlar. Evet. Bunu da size aktarmak istedim. Burada maşallah Türkçeyi bizden daha iyi bilen bir dünyaları tatlısı bir kızımız var burada. Oh, yapıyorum seni. Hadi bakalım. Bir bay bay yap bakayım Türkiye'ye. Peki bay bay Türkiye'ye. Bay bay. Bay bay. Thank you.